Üçüncü ligde şampiyon olup ikinci ligde çıktık. Kura çekilmelerinde beyaz gruba düştük. Ve transferler yapıp şampiyon takımı güçlendirdik. İkinci lige hazır hale gelmeye çalışıyoruz. Takımdaki uyum sorunları son aşamaya geldi. İnşallah uyumlu bir takım haline gelip Amasspor maçıyla lige merhaba demek istiyoruz. Bunun yanında Amasspor maçını siyasallaştırıp provoke etmeye çalışan bir takım gruplar var. Bir takım provokatörler var. O yüzden dün böyle bir açıklama yaptık. Biz yeşil sahada yeşil sahaya yakışan barış, kardeşlik, dostluk ortamında sporun ruhuna uygun bir şekilde mücadele edip tekrar şampiyon olmak istiyoruz. Açıklamamda dediğim gibi Erzurumspor stadında futboldan başka bir şeyin konuşulmasını veyahut da başka bir aktivitenin olmasını istemiyoruz. Buraya sporu siyaseti spora karıştırmadan dediğim gibi kardeşçe oynamak istiyoruz. Erzurum'a gelen tüm takımlar federasyonun bünyesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin takımlarıdır. Hepsi de bizim misafirperverimize yakışır bir şekilde ağırlanacaktır. Ve dostane bir şekilde de uğurlanacaktır. O yüzden böyle bir açıklama yaptık. Ve Allah'ın izniyle de söz verdiğimiz gibi yine bu takım bu sene burada şampiyon olmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Onun dışında yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Ahmet maçına tüm taraftarların gelip coşkulu ama aynı zamanda iktidarlı bir şekilde takımımıza destek vermelerini rica ediyorum. Maç haftasına girdik. Hepimizin beklediği o stresli döneme başlıyoruz. Keyifli, aynı zamanda stresli, aynı zamanda inşallah beklemiyoruz ama üzücü şeyleri. Takımımız daha önce de söylediğim gibi arkadaşlık ortamımız, takımımız inanılmaz kaliteli, inanılmaz iyi. Birazcık şu ilk maçı inşallah iyi atlatırsak çok daha iyi özgüvenimiz kendimize gelecek. Vallahi her maçı kazanmak için çıkacağız. Her maçı final olarak bakıyoruz geçen seneden beri. İnşallah bunları Allah muvaffak eder. Biz de daha önce söylediğim gibi bu Erzurum halkına, taraftarına yakışır, beklenen bir şekilde hedeflediğimiz yere ulaşırız. Tabii zorluk çekeceğiz. İnşallah onların desteğiyle de bu zorluğu çabuk atlatacağız. Hocam az önce Çift Kale maç yaptınız. Güzel, kıran kıran bir maçtı. Nasıl buldunuz takımımız? Hazır mı sizce? Sakat futbolcu var mı ayrıca? Sakat oyuncumuz yok. İki tane cezalı oyuncumuz var. Birisi Erdem, birisi de Salih. Geçen seneden cezaları var. Geri kalan herkes hazır durumda. Yani kim oynar, kim başlar? Açıkçası şu anda bu kararı vermiş değiliz. Bilmiyoruz. Çünkü inanılmaz hepsi çok iyi mücadele ediyor. Çok çalışıyor. Bu taraftan benim açımdan biraz sıkıntılı bir dönem başlıyor açıkçası. Çünkü hepsi, bütün arkadaş, futbolcu arkadaşlarımın hepsi oynayacak şekilde hazır. İnşallah bunu sahaya iyi bir şekilde yansıtırız. Kim oynarsa oynasın. Burada önce hedef Erzurumspor'un başarısıdır. Bu başarıyı da hep beraber yakalamak istiyoruz. Peki taraftarlara bir mesajınız var mı? Ahmet maçı var biliyorsunuz. Taraftarlara ben geçen seneden beri inanılmaz bize özgüven kazandırdılar. Destek oldular içeride dışarıda. Hepsinden geçen seneden bu tarafa Allah razı olsun hepsinden. Bize inanılmaz katkı yapıyorlar. Çok düştüğümüz yerde bizi ayağa kaldırdılar. 12. adam olmasının sebebi bu. Onlardan tekrar çok teşekkür ediyorum. Ahmet maçı sıkıntılı bir gözüküyor. Bizim işimiz futbol. Futbol, spor, kardeşliktir, dostluktur. Bizim dışarıdaki siyasiyle veya herhangi bir şeyle bir ilişkimiz yok. Biz sahaya çıkıp elimizden gelen en iyisini yapacağız. Buraya gelen taraftarlarımızı da sevindirmek istiyoruz. İnşallah bunu da başaracağız. Evet. Ömer, merhaba. Merhaba. Sen bütün antrenmanlara geliyorsun, maçları da izliyorsun. Neler diyeceksin Ömer? Beğeniyor musun takımı? Baban çalıştırıyor tabii ki bu arada. Beğeniyorum. Evet. En çok hangi futbolcuyu seviyorsun, beğeniyorsun? Güzel. Hepsi güzel. Taraftarları nasıl buluyorsun peki? O da güzel. Evet, Erzurum'da olmaktan mutlu musun? Hı hı. Teşekkür ederiz Ömerciğim, sağ ol.